zaman o haklıdır, o an sana düşen dinlemek. Tartışırsan yanarsın, mümkün değil direnmek. Büyüyemezsin asla, evlat her zaman bebek. Annem cadıymış gibi dursa da, annem benim annem bir melek, benim annem bir melek, benim annem bir melek. Umarım bu buluşmanın sebebi beni en az 2-3 seferden ettiğine değecek kadar önemlidir. Zaten zar zor para kazanıyorum. Benim minibüs dolmuşluktan çıktı. Turuncu ailesinin özel aracı haline geldi. Bence çok önemli Meti. Peki neymiş, anlat dinliyorum. Sabah kalktım başım ağrıyordu. Aa bak bir dakika, bu önemli. Hemen doktora gidelim. Ya anlatacağım önemli şey bu değil ya. İyi, devam et. Ya ağrı kesici aldım, sonra çay koydum. Nalan çayı bırak. Ne diyeceksen ona gel. Ay, çayı nasıl bırakayım? Çaysız kahvaltı mı olur Metin? Nalan bırak kahvaltıyı. Aa kahvaltı çok önemlidir. Nalan çıldırtma adamı. Detayları geç, ne diyeceksen ona gel. Annemle babam artık bu işin adını koyalım diyorlar. Hangi işin? Beyaz üzerine kırmızı puantiyeli işin. Yaşasın. Sonunda ben de yaptım bu espriyi. Nalan. Konuya gel, hangi işin? Seninle benim aramdaki işin. Üstelik haklılar da. Biz seninle tanışalı kaç yıl oldu Metin? Ben sizin evinizde durduğum kadar kendi evimde durmuyorum. Yani ne demek oluyor bu? Yani artık gelip beni istemeniz ve en azından bir nişan yapmamız gerekiyor. Yahu Nalan bunu kaç kez konuştuk. Minibüsü yenilemek için taksit ödüyorum. Hiç olmazsa biraz kolaylayayım, ondan sonra ne gerekiyorsa yaparız. Oho! Sen o taksitleri ödeyene kadar bu minibüs de eski ve artık yeni minibüs alman gerekir. Biz de ölene kadar nişan yapamayız. Ben artık annemle babama söyleyecek laf bulamaz oldum. Aslında haklısın Nana. Annem baban da haklı. Bak ne diyeceğim. Eve gidince bizimkilerle konuşayım. Sonra seni arayayım, tamam mı? Tamam. Ne işin var kızım burada? Ödümü patlattın benim. Niye gitmedin sen hala? Ay gidecek yerim yok ki efendim. Şimdi anlat bana neler olduğunu da kısa kes Aydın havası olsun. Çünkü beni yemeğe bekliyorlar. Ay benim anlatabileceklerimin yanında Aydın havası bile uzun kalır efendim. Çünkü anlatacak bir şey yok. Çünkü bir şey olmuyor ki anlatayım. Oo sen iyice dolmuşsun kızım. Ay nasıl dolmayayım efendim? Nasıl dolmayayım? Yani artiste tek bir hareket bile yok. Sanki o evlenmeyecek de ben tek başıma evleneceğim. Yani başlarım böyle aşkın ızdırabına diyorum bazen. Yok kızım deme öyle şey deme. Her şeyin bir çaresi vardır. Herkesin anladığı bir lisan vardır. Ay artist Türkçeyi bile zor biliyor. Hangi lisandan bahsediyorum? Şimdi dur bakalım. Şimdi nalanlaşma hemen. Şimdi ben başka şeyden söz ediyorum. Şimdi erkekler birlikte olduğu kadının ona çok düşkün olduğunu, ondan uzaklaşmayacağını hissettikleri zaman hiçbir şeye özen göstermez. Şimdi öyle bir durumda kadın ona alternatifsiz olmadığını, başka çarelerin de olduğunu hissettirmeli. Evet. Yani mutlaka çok doğru şeyler söylediniz efendim. Ama şimdi benim anlayabileceğim şekilde anlatır mısınız lütfen? Bak kızım, kıskandıracaksın onu. Bu kadar basit. Ama nasıl kıskandıracağını artık sen düşün. Yani kadınlık içgüdülerini kullan. Anladın mı? Orasına ben karışmam. Çalıştır kafanı. E bu pek beceriksiz bir şey. Kadınlık içgüdüleri. Selam ihtiyarlar. Sensin ihtiyar. Ben bir komandoyum be. Komandosun ama ihtiyar bir komandosun. Nerede kaldın be oğlum? Merak ettim. Nananla yemek yedik de. Ha? Ne?
Nalan'la yemeği bu evde yemeyip başka yerde yediğinize göre bir sorun var. Şimdi şöyle. Nalan'ın annesiyle babası isyan etmiş. Artık bu işin adını koyun diyorlarmış. Haklılar be oğlum. Kız bu evde benden fazla zaman geçiriyor ama ortada bir numara yok. Yani kızın babası ben olsam bu kadarına bile izin vermezdim yani. Baban doğru söylüyor. Ben sana kaç kere söyledim. Gidelim isteyelim, sonra evde kendi aramızda güzel bir nişan yaparız dedim. Ama dinlemedin ki. Olayı uzatan sensin be Begümeci. Biz sana hemen yarın nikahların demiyoruz ya. Yaparız aslanlar gibi nişan, kız tarafı da rahat eder. İyi, o zaman ben Nalan'ı arayayım. Hı? Annemle babamla konuştum, yarın kız isteyeceğiz diyeyim. Hı, tamam çocuğum, hadi söyle. Alo, Nalan. Nalan, annemle babamla konuştum. Yarın kız isteyeceğiz, tamam mı? Alo! Nalan! Alo! Hoppala! Ne oldu? Yarın kız isteyeceğiz dedim. Alçak, madem başka kız isteyecektin, niye beni oyaladın diye suratıma kapattın. Gülme. Ya ben şunun evine gideyim anne, şimdi bu sabaha kadar ağlar. Tövbe tövbe. Gülme baba. Cahil! Aferin ya! Baksana şunların hallerine. Bunlar nasıl geçinecekler ya? Hayır, Nalan biraz tuhaf. Ama bizimki de tuhaf ana. Bunlar tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Bakarsın bizden iyi geçinirler. Ona daha fazla gülerim. Gitti mi benim güzel kızım? Gitti gitti. Ben boşuna çıkıyorum aslında. Hasla'yla Sıddık hep kapıdalar. Alışkanlık işte. Çayını tazeleyeyim canım. Yok yeter bu kadar. Metin nerede kaldı ya? Bilmem. Ha, annem. Yavrum. Günaydın anne. Gelin. Kaç sabahtır ben torunumu göremiyorum. Ben görmeyeyim diye çocuğu benden kaçırıyor musun sen? Aa, evet. Servisçiyle anlaştım. Sen görmeyesin diye erkenden geliyor, sen de torununu göremiyorsun. Tövbe tövbe. Senden uğraşacak halim yok. Yavru, abin biraz gecikecek. Sen kendi başının çaresine bak, tamam mı? Hayırdır? İyi akşam kız istemeye gideceğiz Nalanlara. Sabaha kadar onunla uğraştı, geç yattı. Hay o zaman ben de bekleyeyim. Hem acelem yok, hem yolda onu kızdırma şansını kaçırmayayım. Eşek. Ay, en sonunda Nalan'ın Metin'i istiyoruz ha? Merhaba Uşak. Merhaba. Merhaba Artis. Merhaba dünya güzeli. Taka, yengene okkalı bir çay yap. Ay yok yok, hiç zahmet etme sen. Öyle fazla kalıcı değilim, vaktim yok. Senin vaktin yok, nasıl yani? Öyle yani işte, bugün işe beni bir arkadaş bırakacak da az sonra gelir. Nasıl bir arkadaş bu? Ay adını unuttum vallahi ama arabasını unutmadım. Böyle üstü açık spor bir arabası var. Bir dakika ya. Ne oluyor burada, bir anlayalım, ne oluyor? Ay bir şey olduğu yok canım. Yani öyle mahalleden bir arkadaş. Öyle yani, önemli değil. Ya kırmızı bir spor arabası var da. Ay bakayım saat kaç. Aa, ben yavaş yavaştan ineyim aşağıya da neredeyse gelir belli olmaz. Bekletmeyeyim spor arabayı değil mi? Hadi size iyi günler. Güle güle. Anlamadım ben. Herkesin bir sabri var. Arkadaş diyor. Ağlayacağım ben, bunu takayım rezil olacağım. Bana bak, sultanlık elden gidiyor desene. Yok ya, sırf Nalan'ın annesiyle babası rahat etsin diye. Yoksa benim evlenecek durumum yok. Bak abicim, hayat her yönüyle planlanan bir şey değildir. Bazı şeyleri kendi haline bırakacaksın. Ne demiş birisi? Görebildiğin yere kadar git, oradan daha ilerisini göreceksin. Vay be, güzel laf. Kim söylemiş? Ya kimin dediğini ne yapacaksın? Ne dediğine bak sen. O bir İngiliz atasözüdür abi. Ha, bilir kişi konuştu. Çok okuyan değil, çok gezen bilir abi. Ha, gezme konusunda senin eline su dökemeyiz Maksut abi. Yüzükleri aldın mı? Kim?
Yüzük, yüzük. Nişan yüzüğü. Ne takacaksın nişanda? Yok ya. Ya ben yüzükten müzikten anlamam ki. Hay Allah, Ece'ye söyleyelim de yardım etsin. Hakikaten anlamam yüzükten. Hediye de alman lazım abi. Bence güzel bir kobra. Kim? Abi, Hindistan'da en makbul hediye kobradır. İstersen ben yardımcı olurum. Ben Hindistan'dayken... Ya başta sayı Hindistan'da bir türlü dönemedir şu Hindistan'dan ya. Ne zaman bitecek bu ıstırap Neriman? Dırdır edip durma. İyi vallahi ya. Metin'e kız isteyeceğiz, zulmü ben çekiyorum. Ben ne kızı ben istiyorum ki? Hı? Fiilatta esamen bile okunmaz. Böyle angaryalar olunca aile reisi ben. İstifa ediyorum. Sen iste kızı be. Sus, sus. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Anne, bugün bir ara seninle alışverişe gidebilir miyiz? Niye? Metin'e kız istemeye gidiyoruz ya. Özel bir gün. Güzel bir şey giymek istiyorum. Eski elbiseleri giymeyeyim şimdi. Kızı biz isteyeceğiz. Sana ne oluyor? Ben kız istemeye gelmiyor muyum? Kız istemeye aile bireyleri gider. Ben aileden değil miyim? Sen dış kapının dış mandalı sayılırsın. Yani kız istemeye gelemezsin. Peki. Yani yuh artık Neriman yani. Yuh yani. Yuh. Hasılacığım. Ne var Sıdıkçığım? Ya ne yapıp ne edip senin zayıflamanı sağlamamız lazım. Hayır, benim için önemli değil. Senin sağlığın için önemli. Ne kadar iyi bir adamsın ha. Vallahi ne güzel yaklaştın sorunuma. Ne de olsa sen benim karımsın Hasıla. Senin derdin benim derdim. Aferin ya. Bugün iyice girdin gözüme ha. Bak. Ah. Yok, ben seni bugün sevdim Sıdıkçığım, boğmayacağım. Ya bu ip beni boğman için değil Hasıla, atlayıp zayıflaman için. Aa, ay oy dedi, oynardık küçük kemiri atlardı. He, hadi gel bak. Böyle doluyorum değil mi? He, dolu dolu. Tamam, hop. Atır şimdi arkaya, atır atır. Attır. Geri geri geri. Girdim, girdim. Bir, iki, uç. Gel biraz daha gel, hadi. Girdim, bir, girdim. İki, uç. Atla bakayım. Heh. Bir kez daha, bir kez daha, hadi. Bir, İki, uç. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Cahit. Hı? Nasıl olmuşum? Oo, muhteşem. Harika. Ama ben seyirde olsam bunu giymem sultanım. Niye? Çünkü sen bunu giyersen kimse Nalan'ı istemez. Herkes seni ister sultanım. Oğlum, senin işte olman gerekir. Niye geldin? Olan biteni duyunca hemen izin alıp geldim anne. Ne olmuş ki? Ya Ece niye bizle gelmiyor? Oğlum, bu aile bireylerinin yapacağı bir iş. Bak anne, bir oğlunun gönlünü yaparken öbürününkini kırma ya. Ece bizim aileden değil mi? Değil. Aile doğuran, doğurtan ve doğanlardan oluşur. Ece bunun hangisine giriyor? Bazen Ece'ye hak vermemek mümkün değil. Bak anne, o gelmiyorsa ben de gelmiyorum. Bana bak. Abinin en mutlu gününde gelmezsen eğer, bir daha bu eve de gelme. Ama anne... Aması falan yok. Hadi git eve. Üstünü değiştir, çabuk gel. Hadi. Şamar alalım mıyım ben canım? Başarım annesine de, ailesine de. Ne oldu Çetin? Ya ne olacak? Artık taş olsa çatlar Ece ya. Neymiş? Karım gelemezmiş ama ben gitmek zorundaymışım. Gelmiyorum dedim, kestirdim attım. Ama olmaz. Abinin nişanı. Senin gitmen gerekir. Gitmiyorum dedim Ece. Gitmiyorum. Yok kardeşim, benim karımın olmadığı yerde benim işim olmaz. Benim için ailenle kötü olma. Git istersen ha. Gitmiyorum dedim Ece. Gitmiyorum dedim. Sen de ısrar etme. Bak kalbini kırarım ha. Zaten bu sinirden, stresten ter içinde kaldım. Ben bir duş alayım ya. Tövbe tövbe ya. Efendim? Alo? Ece Hanım merhaba, bu Ebu'yu ben.
Aa, müdür bey yok mu? Duş mu? Ay hemen çıksın oradan. Acil buraya gelmesi gerekiyor. Ya Hayrun İnsan Hanım yoldan aradı. Japon iş adamlarıyla birlikte buraya geliyorlarmış. Dedi ki Çetin Bey bizi karşılasın. Çok çok önemli bir anlaşma yapacağız dedi. Evet, Çetin Bey'in de imzası gerekiyormuş. Yani acil buraya gelmesi lazım. Tamam mı? Ay siz ne olur söyleyin. Yani ne yapıyorsa yolda mı giyinir artık ne yapar ama hemen buraya gelsin. Tamam, hemen haber veririm. Çetin! Çetin! Ne oldu hayatım? Şebo'yu aradı. Ya ben de sana bir şey oldu zannettim. Duştan çıkayım ararım ben. Ay yok yok. Duşa hiç girme. Aynısı Hanım aramış. Japon iş adamlarıyla geliyormuş. Senin onları karşılaman gerekiyormuş. Çok önemli bir anlaşma varmış. İmzan gerekiyormuş. Aa, görüyor musun? Bak ben hemen çıkayım o zaman. Sen bana bir temiz gömlek verirsen çabuk. Ben sana bir gömlek vereyim. Hı-hı. Bugün yüzün gülüyor bakıyorum. Evet efendim. Bunun iki sebebi var. Birincisi Çetin Bey'in bir işini halledip onu büyük bir sıkıntıdan kurtardım. Aa, bunu ayrıca soracağım. İkinci sebep ne peki? Ay verdiğiniz bütün taktikleri uyguladım ve çok işe yaradı efendim. Sabah sabah artisti böyle çat adanak çatlattım. Bir saattir de telefon edip duruyor. Ben de habire meşgule basıyorum. Gerçekten çok güzel bir taktikmiş bu. Öyle mi? Kantarın topuzunu da fazla kaçırma ha. Mehter takımı gibi yapacaksın. İki ileri bir geri. Öyle baldır güldür yürüme sakın. İki ileri bir geri mi? O nasıl olacak ki ya? Anan gene iki ileri bir geri neden anıysın? Açtırma bana gemi muhabbetini. Sen de duymadın mı be? Ha? Durup dururken spor arabalı bir deniyor çıkıyor. Ne iştir, ne ayaktır? E kendisi dedi ya, mahalleden arkadaşıymış da. Ya boş versene, ben o arkadaş ayaklarını iyi bilirim. Sana bir soru. Bir arkadaş spor arabasıyla bir kızı iş yerine niye bırakır? Bileyim, yol parasını tasarruf etsin diye. Yok yok, buna babaannem bile inanmaz. Geri aldım. Selam millet. Ilık bir sonbahar gününde güzelliklerin tadını çıkarırken son kalan çiçeklerin havasını doldurun ciğerlerinize. Yine aklıma Arnavut ciğeri geldi ha. Şöyle bol soğanlı. Ama kokar ha. Tankurt, acilen dövülmesi gereken biri var. Ben artık o işlere bakmıyorum baba. Gözüm açıldı. Artık dünyanın güzelliklerini görüyorum. Daha 40 yılın başı işimiz düştü. Onda da adam olacağın tuttu. Ben senin şansına ne diyeyim? Çikolata nerede? Babanızda. Ne? Anne, kuzuyu kurda emanet etmişsin ya. Ya kesin açıp araklamıştır. Şimdi insanlar orada açınca rezil rüsva olacağız ya. Baba, şu kutuyu göster bakayım bana. Ya daha 15 tane yedim, bir sürü var içinde be. Baba, bari böyle bir günde yapma ya. Oğlum, üzülme. Önüne bak, kaza yapacaksın. Siz annenizi ne sandınız? Babanın elindeki 3 kuruşluk çikolata. Bırak hırsız gibi onu aşıra dursun. Esası bende. Bak. Büyüksün. Ye Cahit, ye. Ye, ye anam, ye. Çetin Bey eve gelmedi mi? Sanki ben buraya girdiğini gördüm, öyle hatırlıyorum. Ailesiyle birlikte kız istemeye gittiler. Tabii bana işe gitmiş gibi numara yaptı ama yutmadım. Ama bozmadım da. Sen niye gitmedin ki hanımım? Cadı kaynanam götürmedi beni. Dışarıdan melek gibi gözüküyor ama bu cadılıkları hiç çekilmez yani. Yine yaşı ilerledi de biraz yumuşadı. Biz ilk evlendiğimizde sen onu görecektin. Hadi bakalım sofraya. Allah, yemeklere bak. Allah! Anne, bir servis eksik değil mi? Niye çocuğum? Bizim ailemiz 4 kişi değil mi? Aa, gelini unuttum. Şişt, unutuyorum bazen. Getirdim bir servis. Yok yok, koyma sen.
Ailenle baş başa yemeğini ye. Ya Neriman, yapma şunu ya, yapma ya. Ay ne yaptım ayol? Hayır, alışkanlıklar kolay kolay geçmiyor ki. Ben biraz yere bakayım anne. Otur yere. Ye yemeğini, sonra bakarsın. Ama anne... Otur! Ver oğlum. Amanım! Vallahi sen iyi dayanmışsın hanımıma. Ben olsam masayı kafasına geçirmiştim. Aman! Daha neler yaşadım, bir anlatmaya başlasam. Ama sana bir şey itiraf edeyim mi Hasla? Ben her şeye rağmen kaynanamı seviyorum be. Sen ne tatlı bir kadınsın hanımım valla. Çetin Bey çok şanslı ya. Fal kapayacağım. Oldu. Dursun. He. Gelsene şöyle bir otur. Lan ne oldu? Seni biri aldatsa ne yaparsın? Vururum. Peki. Seni aldattığı o adamla yakalarsan ne yaparsın? Vururum. Peki. Ona seni aldatması için akıl veren biri varsa ne yaparsın? Vururum. Peki. Ya yeter de mermiyi denizden toplamayız, para verip alıyoruz. Selam abiler. Mecnun. Buyur abi. Leyla seni aldatsa ne yaparsın? Vururum. Ulan memlekette mermi tüketimi tamam yapacak ha. Abi ne mermisi ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ben kafamı taştan taşa vururum be. Leyla'sız hayat bana zül olur. Leyla beni bırakma güzel yârim. Ulan bir daha sakin bundan sonra sorma ya. Çocuklar. Aramızda kalsın. Bu şeboy beni aldatıyor. Ya sen de bunun gibi kot kafasın ha. Bunu aldatır mı? O seni kıskandırmaya çalışıyor da bu seven karı taktiğidir. Anlamayı mısın? Vallahi. Abi bir şey soracağım. Sen bilirsin. Peki ortalarda görünmemek ve ilgisiz kalmak da seven kadın taktiği midir? Yok, o sevmeyen karı taktiğidir. Beni sev Leyla, beni sev Leyla, beni sev Leyla. Hey, tamam tamam seni seveyim, tamam. Oğlum ne iş yapıyordun? Şey, ben bir şirkette genel müdürüm de, Metin dolmuş şoförüdür. Peki, hangi takımı tutuyordun? Ben Beşiktaşlıyım da, Metin Fenerbahçelidir. Peki, içki sigaran var mı? Yok, benim yok da asıl önemli olan Metin'in de yoktur. Ayol Şakir Bey. O sorguya çektiğiniz oğlumuz evli. Sizinki. Bu. Kahveler geldi. Ay, kahveler gitti. Daha ne var ne yok mu Şeref Hanımcığım? Ay ilahi Neriman Hanımcığım. Bir şey olsa ne olur, olmasa ne olur? Hayır yani öyle adettendir de yani nasılsınız, iyi misiniz anlamında sordum. Yok iyi olsak ne olur, olmasak ne olur değil mi? iyi olsanız iyi olur. Kahveler geldi. Ay yine kahveler gitti, gitti. Bunun beyni yine gitti. Anne idare et lütfen. Ben artık lafa gireyim. Girseydim ya. Baba kahveler gelmeden olmaz. Oğlum Nalan haline baksana. Bu milenyumda o kahveler zor gelir. Kahveler geldi. O ne öyle ya? Ay kusura bakmayın Neriman teyzeciğim.
Hani damadın kahvesi tuzlu olur ya. Ben deminden beri karıştırıyorum hangisine tuz koyduğumu. Ben de ne yapayım ne yapayım dedim, tuzlu getirdim. Kahveyi verirken tuzu koyarım dedim. Akıllı kızım benim. Ben alayım Nala. Kendi koy. Ellerine sağlık canım. Afiyet olsun. Ay, merhaba. Merhaba. Ne konuşacaksın benimle? Ya umarım önemli bir şeydir çünkü arkadaşımla sinemaya gidecektik. Sen telefon edince erteledim, ayıp oldu adama. Otur, bir daha da söylemeyeceğim. Konuşacağım konu da bu zaten Şebboy. Ne o, sinema mı? Hayır, sinemaya gideceğin arkadaşın. Ha, o mu? Ay çok şeker çocuk ya. Nereden biliyorsun, tadına mı baktın? Ay yok canım. Yani o çocukluk arkadaşım benim. Hatta ben çocukken doktorculuk falan oynardık. Ben hasta olurdum, o doktor olurdu. Hasta etme adamı Şebboy. Yani ben adamı hasta etmezdim. Ben hasta olurdum, o beni iyi ederdi. Sus, Şebboy sus. Bak, bir daha o adamla görüşmeni istemiyorum, tamam mı? Bir yere gideceksen bana haber vereceksin. Ben alacağım seni, götüreceğim o yere. Her ne kadar spor bir arabam olmasa da iyi kötü bir dolmuşum var. Allah Allah, nedenmiş o? Bir kere ben bekar bir kızım ve istediğim her şeyi yaparım, tamam mı? Ha, ama tabii evlenirsem eğer çok yanlış olur böyle şeyler ya. Asla yapmam. Ama bekar olduğum sürece hiçbir sorun yok bence. Ya benim sana bir sürprizim vardı aslında Şebboy. Bak, yeri geldi söyleyeyim. Dün beni nereden aradılar? Nereden aradılar? Yapımcı firmadan aradılar. Şu benim oynayacağım dizi yakında başlıyormuş. İlk bölümü de Polonya'da çekiyorlar. Dolar üzerinden alacağız, yabancı ülke olduğu için iyi para alacağım yani. Minibüsten de aldığımı da ekleyince her şey hallolacak be güzelim ha. Ya ya, evinin önüne de dükkanı tel çektiriver bari. O niye? Koyunlar geçerken yünleri takılır, sen de o yünleri toplar, ip yapıp satar, para kazanırsın. Ama bu dizi işi gerçek. Olabilir canım, olabilir. Ama bu üstü açık, iki kişilik spor araba daha gerçek. Tamam mı? Şimdi eğer söyleyecek başka bir şeylerin de yoksa benim gitmem gerekiyor, arkadaşımla buluşacağım. Şey, Boğaz'da çay içeceğiz de. Öyle yani. Hadi görüşürüz. Çobana vermezler kızı. Ya koyun güttürür ya kuzu. Ne diyorlar ya? Ya sultanım, bırak da artık şu lafımı edeyim. Maazallah şimdi Nalan ikinci kahveyi yapacak. Her ne kadar komando olsam da vallahi ikinci kahveyi içemem ya. Adama şiddetle katılıyorum. İyi hadi söyle. Efendim, mutluluk dedik de aklıma geldi. Pardon, mutluluk dedik mi? Mutluluk demedik ya. Ay şekerim desek ne olur, demesek ne olur değil mi? İşte o zaman ben yine değiştireyim. Yani ne olur dediniz de, yani ne olur ne olmaz ben şu lafımı beğeneyim. Şimdi biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Nalan'ı oğlumuz Pırasa'ya istiyoruz. Pardon? Oğlunuzun adı Metin değil miydi? Şekerim, Metin olsa ne olur, olmasa ne olur değil mi? Şakir Beyciğim, Cahit böyle çocuklara bazen takılır. Yani şakadan söyledi. Yalnız biz sembolik olarak bir başlık parası isteriz. Başı sizde kalabilir. Zaten içinde pek bir şey olduğu söylenemez. Kiminki ayıp oluyor be? Baksana başlık parası istiyorlar. Hangi devirde yaşıyoruz ayol? Sembolik olarak Topkapı Sarayı'nda nişan, Dolmabahçe Sarayı'nda düğün isteriz. Ha? Şakir Beyciğim, Kösem Sultanı ya da Hürrem Sultanı istemiyoruz. Yani Nalan'ı istiyoruz. Şekerim, benim için hiç fark etmez vallahi. Dolmabahçe Sarayı olsa ne olur, Topkapı Sarayı olsa ne olur. Biz bir de sembolik olarak 10 adet Adana burması, 2 takım takı seti,
Beş adet de beşi bir yerde isteriz. Ay şekerim, istesek ne olur, istemesek ne olur? Değil mi? Ben bu Nalan'ın neden böyle olduğunu şimdi anladım. Baksana, armut dibine düşmüş. Anne, duyacaklar. Ay duysalar ne olur, duymasalar ne olur? Hadi Taksim'e bir baba, iki baba, Taksim, Taksim. Taksim! Ulan vallahi seni çok takdir ediyorum ha. Niye ki? Ulan dikkat ediyorum da ne zamandır doğmaktan bahsetmeyesin. Artık kibar konuşuyorum. Çok çalıştım, kadınlarla kibar kibar konuşmanın tekniklerini öğreniyorum. Sus ulan salakana. O kadar çalışmayla uğraniyorum. Şimdi buraya bir kadın gelsin, onu konuşmamla mest ederim, mest. Ha geleyim. Buyurun. Affedersiniz, Şişli'den geçer mi? Geçer. Ama siz şimdi boş verin Şişli'yi. Bu ılık sonbahar gününde hafif hafif esen Meltem'in kokusuyla dalgalanan saçlarınıza odaklayın hayatı. Sapık. Ulan biz dayağı bıraktık, herkes dövücü oldu, iyi mi? Şakir Bey ve Müşerref Hanım. Yani espri mi yapıyorsunuz pek anlayamadık ama... Espri yapsam ne olur, yapmasam ne olur deme, benim tepeme attırma. Yani değil mi? 21. asırda yaşıyoruz, İstanbul'un göbeğindeyiz. Kızımız da oğlumuz da eşek kadar olmuşlar. Yani birbirlerini görmüşler, sevmişler, anlaşmışlar, konuşmuşlar. Hatta kavga bile etmişler. Yani gençler kendi aralarında konuşmuşlar, anlaşmışlar. Ya biz de buraya adettendir diye istemeye geldik. Pişman etmeyin bizi. Öyle şaşalı düğünler, nişanlar kurbanın öküze benzemesi gibidir. Evladının iyiliğini isteyen o gösterişe para harcamaz. Onların iyi ve mutlu yaşaması için harcar. Bravo Neriman. Vallahi anne, siyasete atılsan başbakan olursun ha. Aman ben halimden memnunum. Susun da lafımı bitireyim. Ne diyordum ben? Gençler kendi aralarında konuşmuşlar, anlaşmışlar. Biz de buraya adettendir diye geldik. Pişman etmeyin bizi. Öyle şaşalı düğünler, nişanlar kurbanın öküze benzemesi gibidir. Evladının iyiliğini isteyen o gösterişe para harcamaz. Onların iyi geçinmesi, mutlu olması için para harcar. Benden de başbakan olur mu? Senden ancak teyp olur ben hala. Neyse, ben diyorum ki... Yarın akşam bizim evde şöyle aile arasında sembolik olarak bir nişan yaparız. Sonra çocuklar kendilerini iyi hissettiklerinde de düğünlerini yaparız. Ama öyle takı takmak, çakı çakmak, aynatarak yazmaz bizim kitabımızda. İyi laf oldu be. Bravo. Ne? Hoş geldin. Bize ekmek vermiyor. Vallahi hiç hoş gelmedim Ece, hiç hoş gelmedim. Ben hayatımda Japonlar kadar inatçı bir millet görmedim ya. Bir imza attırana kadar canımız çıktı. Ne o? Yoksa kızı vermediler mi? Ne? Hadi Çetin, bu 1000 yıllık numara yutacağımı mı zannettin? Biliyorum kız istemeye gittiniz. Verdiler mi vermediler mi onu söyle. Şey, verdiler tabii. Ya Ece, çok kızdın mı bana? Yok, ne kızacağım? Ben zaten sana git demiştim. Bunca numaraya gerek yoktu ki. Ya ne bileyim işte, böyle evli olunca insan otomatikman numara yapması gerekiyor gibi hissediyor. Nişan ne zaman? Yarın akşam. Annemlerde yapacağız. Aile arasında küçük bir nişan olacak. Aile arasında olduğuna göre ben yine katılamayacağım. Sen de Şebbo'ya söyle de sana Fransızlarla sıkı bir sözleşme hazırlasın. Espri değil mi? Ah anne ya, ah. Günaydın Ece. Günaydın Nala. Gel, ben de masayı topluyorum. Hadi bitir de alışverişe gidelim. Alışveriş mi? Ne alışverişi? Nişan var ya. Metin'e bir şeyler almam gerek. Aman Nalan, bana nişan filan deme. Benim gelmeyeceğim bir nişanın alışverişine niye gideyim ki?
Aa, niye gelmeyecekmişsin? Bu benim nişanım Ece ve ben seni davet ediyorum. Nalan'cığım, sen bu aileye henüz girmedin. Girdiğin zaman sen de göreceksin ki kimin nişanı, kim davet etmiş. Bunların hiçbir önemi yok. En son kararı ana kraliçe verir. Alo, Metin. Acilen konuşmamız lazım. Tamam. Hemen geleceğim Nalan. Nalan var ya, buluşun senden beklenmeyecek kadar harika. Beni şaşırtmayı hep başarıyorsun be minik kuşum. Tamam, hemen geliyorum. Geldim. Ne oluyor ya? Ya bu akşam nişan var bizim evde. Sorun çıkmış. Vay. Metin abimizin nişanı var. Biz davetli değil miyiz? Oğlum, aile arasında bir şey bu. Vallahi bırakmam. O zaman iki dakikacık bile olsa kendi aramızda küçük bir eğlence tertipleyeceğiz. Uçak durmadan kutlayalım ha. İyi ki. Biri kulluk ederse ben... çiçektir, böcektir filan. Ya şimdi kutlamak için oynayacağız. Bizimkiler ne zaman bizi oynarken görseler... hemen illa da roman olsun parçasını yapıştırırlar. Yeter daha buktuk da. Ya kolayı var be. Biz de o zaman ne yapacağız? Tango yapacağız. Tango. Onlar da hemen arkasına roman havasını fondan yerleştiremeyecekler. Nasıl ama? He bu olur bak. Siz iki çift gayet güzel olur. Ben gideyim evden bekliyorum. Hoş geldiniz be pırasalar. Neler yapıyorsun Neriman teyze? Akşam için hazırlık işte nişana. Şey anne, boş ver hazırlık falan yapma. Niye? Biz nişandan vazgeçtik. Zaten onu söylemek için gelmiştik. O niye be pırasa? Ece kız istemeye gelmedi. Nişana da gelmeyecek. Biz ömür boyu onun yüzüne nasıl bakacağız? O yüzden nişandan vazgeçtik. Evet. Ne şamın şekeri ne Ece'nin yüzü. Çocuklar haklı ne diyeyim mi? İyi tamam gelsin. Gelmez anne. Fena bozulmuş. Kırmızı halılar sersek, yollarına gül döksek gelmez artık. De biz de çok ciddiyiz. Ece gelmiyorsa bu nişanı erteliyoruz. Yavaş yahu, çak şöyle şuradan çak. Ece? Ben kanter içinde koşuşturup duruyorum, sen yan gelip yatıyorsun. Ya ne yapacaktım ki? Kızım kalk, ben o kadar yemek yaptım, sen de bir salata yap. Niye ben salata yapıyorum ya? Çıldırtma. Akşam nişan var. Sen beni çıldırtma anne. Gelmeyeceğim nişanın salatasını niye ben yapıyorum? Bana bak. Seni anan baban niye okuttu? Cahil kalma diye. Büyükler hata yapabilirler. Bunca seni hayatın yükünü çekmişler. Anaya babaya küsülmez. Kalk bakayım. Kalk. Hadi bir salata yap. Sen Kemal Paşa tatlısını da çok güzel yapıyorsun. Onu da yap da akşam tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ya Haslı. Ya Haslı. Ya Haslı. Ya Haslı. Ya sen mazoşist misin ya? He? Dayak yiyeceğini bile bile neden cümleye ya Haslı diye başlıyorsun be adam? Ya seni zayıflaman için sana yardımcı olmaya çalışıyorum Haslı'm. Gelip benim kafama vurmak için bayağı bir hareket yapıyorsun. En azından benim kafama vurduğun her sopa senden 200 gram götürüyor. O yüzden. Sıkı. Buyur. Seviyorum lan seni. Ben de seni seviyorum Aslı. Ama biraz daha zayıf olsan daha çok severim ha. Ama bunun için hareket etmem lazım. He, tamam. Ha. Ya Aslı. Ya Aslı. Ya Aslı. Ya Aslı. Güzel kızımız Nalan'la bu yakışıklı oğlumuz Pırasa'nın evliliğe adım attıkları bugün
laf uzadı. Karnım acıktı. Ne diyeceğimi unuttum ya. Biraz Metin'den bahset baba. Evet, evet. Oğlundan bahset baba. Tamam. Bu Prasa'nın doğduğu gün... Yok, o kadar eskiye gitme. Bu Ebe Gümeci'nin ilkokula başladığı gün... ortaokula git... lisedeyken... bu Kırmızı Türk üniversiteye gitmedi ki ya! İlla ki okul anısı anlatmak zorunda değilsin. Senin oğlunla ilgili söyleyeceğin iki lafın yok mu? Aman! Söylese ne olur, söylemese ne olur değil mi şekerim? Ne geniş, kadın iki günde çatlattı beni. Adam iyi dayanmış. Adam mı? Benden sakladığınız bir şey mi var yoksa? Beni aldatıyor musun yoksa? Nalan, seni gittikçe sevmeye başladım kız. İlk bakışta ürün düzgün değilmiş gibi görünüyor ama tarlasını görünce kıymetini anlıyorsun. Neyse, ben şu lafımı bitireyim de yemeğe geçelim. Hatta mutfaktaki pastadan başlasak çok daha iyi olur. Pis boğaz. Şimdi bu iki gencimizin, daha doğrusu bu karta kaçmak üzere olan Talasa'yla bu güzel kızımız Nalan'ın... Yuh be baba! Yahu kesme! Sen kesince unutuyorum ya. Ne işte şimdi yine unuttum. Hay senin nişanına be. Aman kesin de bitsin. Konuşma yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur değil mi şekerim? Ay ben de çok sıkıldım. Şunu kesin de bitsin Cahit amca ya. Evet tamam kes baba artık. Kes, tamam. Kestim gitti. Kesin mi? Açalım biraz. Aç. Çek gerçeği. Seyrediyorsun. Ama gündüz ne seyrediyorsun anlamıyorum valla. Asıl gırgır gündüz programlarında Neriman, evden kaçanlar, evlenmek isteyenler, kocasından şikayet edenler hepsi burada ya. Seyredeceksin de ne olacak? Eğleniyorum Neriman. Tuhafsın vallahi. Ben de bu programları kimler seyreder diye merak ederdim. Başka ne yapabilirim ki Neriman? Yararlı bir şey yap, kitap oku diyeceğim ama okumazsın tabii. Ya şurada üç kuruşluk keyfim var, mahvetme beni. Tamam tamam, ne istersen seyret. Ben kimse yokken duşa giriyorum. Telefon çalarsa bak, tamam mı? Tamam, merak etme Neriman. Sazlıklardan havalanan bir kaz gibi sesin. Ulan bunu bir karıya söylersen kesin kafana bir şey geçirir ha. Karının sesini benzetecek başka bir şey bulamadın. Peki şu nasıl? Sonbaharda dökülmüş kuru yapraklara basınca çıkan kırt kırt sesleri gibi sesin. Yok, bence sen bu ses olayını unut. Biraz sonra iki porsiyon kuru fasulye yedikten sonra filan gibi ses diyeceksin, hiç olmayacak. Peki bir kadının neresine iltifat edilir? Ne bileyim, mesela gözlerine. Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben. Yok, onu da senden önce Sadettin Kaynak söylemiş, o da olmaz. Sen kendine başka bir şey bul. Hanımefendi... gözleriniz o kadar güzel ki gözüne gözlük takalım başka kimse görmesin. Yok, o da gözüne gözlük cebune tarak gibi bir şey oldu. O konuya hiç girme, boş ver. Merhaba Uşak. Merhaba Dövücübaşı. Ben Kurt. Hele geç otur öyle ya. İlk kez seni gördüğüme bu kadar sevindim abla. Yani şey yenge. Yani şey yabancı. Söyle bakalım niye sevindin? Ya
Ya bu salakana bir kariye nasıl iltifat edilir konusunda kendi kendine çalışıyor da. Hazır sen gezin sana etsin da hele bakalım becerebilecek mi? Aa tamam tamam. Evet. Hadi etsin bakalım. Ay ben çok severim iltifatı. Şey, hanımefendi gözleriniz ne kadar güzel. Tıpkı bir eşek gözü gibi. Ne? Sensin eşek be? Aa terbiyesiz ahlaksız seni. Bir yani... Eşek gözü dünyanın en güzel gözüdür de ben o bakımdan. O da bitmiş. Ama bir tek gözlerim güzel olacak diye eşek olmaya katlanamam ben, tamam mı? O yüzden ahmiyim, alanında mani olmuyor. Peki bir çiçeğe falan benzetsem olur mu? Mesela gül. Gül gül. Sen gül. Ben deli miyim be tek başıma durup dururken güleceğim? Yok abi. Ben dünyada en son iltifat edilecek kadına denk gelmişim. Ben vazgeçtim. O kadar emin olma. Daha öteki gelmedi. Ne oldu Neriman? Neriman ne oldu? Metin, çabuk eve gel. Gelirken Çetin de al. Annem banyoda düşmüş. Hemen hastaneye götürmemiz gerek. Hadi oğlum çabuk ol. Çabuk Fer. Çabuk çabuk. Neriman geldin gel. Gel. Ah. Ah çok acıyor vallahi. Ah anne ah kendi kendine yaptığına bak. Dua et ki kırılmamış. Tutunsaydın ya bir yere. Banyoyu ıslanınca kaygan oluyor biliyorsun. Hadi ukala ukala konuşmayın. İş bittikten sonra akıl veren çok olur zaten. Herkesin başına gelebilir böyle bir şey. Hı. Ben yatıyorum. Hadi bakalım. Bundan sonrasını ben hallederim. Hadi tamam. Hadi yatalım. Durum kötü. Farkında mısın? Bir kolu acıyor ya, öbür kolunu da kullanamıyor. Onun için durum kötü diyorum ya. Şimdi ne yemek yapabilir ne de ev işi. Hadi ben neyse de babam kendine yemek yapmaya kalktı da iki günde bu ev yaşanmaz hale gelir. Ya o konuyu merak etme. Ece ilgilenir. Ha, o zaman sorun daha da katlanır. Hele bir de Nalan da ilgilenirse sorun onun kalmaz. Burada hayat biter. Ya sen niye bu kadar endişeleniyorsun ki? Alt tarafı bir burkulma. Bir haftada geçer. O zamana kadar da idare ederiz. O kadar süre yemek yemesen bile ölmezsin. Merak etme. Hadi abicim hadi sen bak keyfine. Halledeceğim ben. Elbet ben elimden geleni yaparım Çetin ama anneni biliyorsun ben ağzımla kuş tutsam yine beğenmez. Biliyorum aşkım biliyorum da belki anneme çaktırmadan bir şeyler yaparsın ha. Babamla Metin'e bırakırsak çay bile demleyemezler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Annen beni kötülemek için babanın yaptığı o iğrenç çayı bile içer. Hadi ilgilenmezsen de ayıp olur Ece. Ben ilgilenmeyeceğim demiyorum ki elimden geleni yaparım ama istemeyecek göreceksin. Hadi sen işe git. Hadi. Ben bir şeyler yapacağım merak etme. İyi. Baba, amanın. Burayı tsunami mi vurdu? Ya bir şeyler hazırlayıp annene yatağa götüreyim dedim. Ya yatağı buraya getirseydim daha iyi olacaktı ya. Baba, bu tür şeyleri yapacak en son kişi sensin. Sen dur, Ece'ye haber vereyim, Nana'nı çağırayım. Ya da bak, bütün ailenin emniyeti için sen buradan çık git yerine otur. Hadi. Yani şu kadar basit bir şeyi beceremiyor. İki yumurtayı alacaksın, tavaya kıracaksın. Kabuklarını ayrı. Allah Allah. Nalancığım, anlamıyorsun. İki yumurta kırayım dedim, 24 tane kırdım. Kim mi yiyecek? Yavrum, yere düşürüp kırdım. Tavaya kırmadım. Şimdi bana bak, acilen buraya gel. Durumlar kötü. Ya o tamam, biliyorum. Durumlar kötü olduğu zaman ilk önce seni uzaklaştırma ama bana lazımsın şimdi. Hadi. Annem nerede baba? Yatak odasında dinleniyor. Sana ne oldu be? Ya babam anneme yiyecek bir şeyler hazırlıyordu, ortalığı berbat etti. Ben de onu buraya kovdum. Ben hazırlayayım dedim, ben daha çok berbat ettim. Armut dibine düşermiş. Size bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra bence siz hiçbir şeye dokunmayın. Ben size yaparım. Yalnız bir şartım var. Neymiş o? Kabul. Aa,
Senin için yiyecek bir şeyler hazırladık. Sağ ol Cahit. Hazırladınız mı? Yani hazırlamaya çalıştık ama beceremedik. Onun için dışarıdan bir şey söyledik. Ama nezih bir yerden söyledik. Sen şimdi bunları afiyetle biraz güç topla. Olur mu canım? Tamam hayatım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Nasıl buldun? Güzel. Demek güzel. Yediğin yemeği ben yaptım anne. Ya. Belli. Sen tuzu az koyarsın. Bunun tuzu az biraz. Afiyet olsun. Bugün biraz erken gelsek iyi olacak. Vallahi ben alıştım zaten. Neredeyse yarım gün çalışır oldum. Her gün mutlaka bir sorun çıkıyor. Hindistan'da daha aç çalışıyorlar abi. Maksut abi, bugün seni kaldıracak durumda değiliz. Konuşmasan olur mu? Olur tabii abi. Ben Tibet'teyken hiç konuşmadım zaten. Yok. Biz Maksut abi susturamayacağız. Bu işin çaresi benim çantamda var. Neymiş o? Sahnenin kalitesi açısından bir kararıp açılma alırsak. Tabii. Heh. Güzel oldu. Çok ağrıyor mu anne? Ne dedi doktor? Aman, aman ucuz atlatmışım. Verilmiş sadakan varmış. Ya kırılsaydı? Ya. Kaç ay alçılarda kalırdım. Bir düşünsene. Cahit açlıktan ölürdü. Ay dur, güldürme. Vallahi gülünce ağrıyor. Anne, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ya tamam, haklısın. Sen yapa yapa ev işinde ustalaşmışsın. Ustalar da çıraklarını hiçbir zaman beğenmezler. Ama bazen çıraklara da şans tanımak lazım. Yoksa hayat gelişemez ki, değil mi? Felsefe yapmayı bırak da ne söyleyeceksen söyle. Şunu söylüyorum. Bu durumu bahane ederek ev işlerini artık bana bıraksan diyorum. Belki ben de bir miktar ev kadını olmuşumdur ha? Deli mi ne? Git kendi evinin işini yap. Benim evimin işine niye karışıyorsun? Ben senin evine karışıyor muyum? Anne, pes diyorum, başka bir şey demiyorum. Demiyorum, gidiyorum arada gelip kontrol ederim. Pes! Konuşamazsın ki zaten. Konuştuğum bir şeye benzemiyor. Nasıl gidiyor hayat Çetin? Vallahi efendim, bizim evi biliyorsunuz. İyi demem biraz zor. Aa, ne oldu gene? Annem banyoda düştü, kolunu incitti, evde yatıyor. Ne var bunda ayol? İki gün sonra iyileşir, sorun nerede? Şimdi normal ailelerde iki gün sonra iyileşir de bizim aileyi biliyorsunuz efendim. Öyle kolay kolay iyileşme olmuyor. Annem Ece ne yapsa beğenmez. Nalan doğru dürüst bir şey yapamaz. Annem yerinden kalkamıyor. Bu aile neyle beslenecek? Ayol derdiniz bu olsun Çetin'cim. Söylersiniz bir yerden adam başı üç tane lahmacun. Olur biter. Vallahi en doğrusu bu galiba. Ben nasıl akıl edemedim ya? Şebo'ya söyleyeyim de adam gibi bir yerden şöyle uygun bir saatte sipariş versin. Çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Metin'le ben soğanlı yeriz. Ilık meltemlerde savrulan saçların... Yok ya, burada meltem olmadı. Başka bir rüzgar bulmak lazım. Poyraz, poyraz. Aa, keşişleme. Ilık bir keşişleme. Yok be, bu da küfür gibi oldu. Selam millet. Ulan vallahi gene kaçırdın. En az iki sefer kaçırdın. Sorma be oğlum. Annem düştü, kolunu incitti. Hastane filan derken geciktik işte. Ne oldu Metin? Ciddi bir şey var mı? Yok be oğlum. O kadar da değil de şimdi ev işleri yemek sorun olacak yani. Ulan dert ettik o şeyi var. Ha o köşede fırın var da öyle güzel lahmacun yapaylar ki üç tane adam başı söyle mis gibi yemek. Helal ötürsün. Vallahi iyi fikir ha. Sizler ne yapıyorsunuz bakalım? Ne yapalım? Ha bu salakana gayelere iltifat etme konusunda prova yapayım. Biz de ona güleyiz. Zaten o balonun yeri çay ocağı olmaktan çıktı. Hacı Vatkara göz mekanına döndü. Metin, sana da bir iltifat edeyim mi? Aman gözünü seveyim. Ben zaten yarım akıllı biriyim. Senin iltifatından sonra o akıl da kalmaz. Bak gidiyor işte. Ya korkma be oğlum. İltifat konusunda bayağı bir ilerleme kaydettim. Ama sen de böyle karşımda böyle oturma ya. Biraz kadın gibi ol. Güzel. İltifat için. Böyle iyi mi? Bu da çok abartılı olur kardeşim. Ya ben böyle bir kadına iltifat etmem ki. Bodoslamadan dalarım. Oğlum emin olduğum bir tek şey var. O da sen delisin. Tankurt.
Anne hakikaten istediğin bir şey yok mu? Yok canım, sağ ol, sağ ol. Yahu gelin yapacak diye istemiyorsan ben gider dışarıdan alır getiririm ya. Yok bir şey istemiyorum Cahit. Hem zaten böyle yatmakla olmaz ki. Evin işleri ne olacak? Benim kalkmam lazım. Ya anne yat. Çek elini. Ev işlerini merak etme yani sen. Evet Neriman, sen yat ya. Baba biz gidelim. Kadıncağızın başında böyle dur. İstirahat edemiyor işte. Haklısın kızım. Biz bunun böyle başında durup dır edersek bu kadıncağız istirahat edemez ya. Edemez tabii ki. Evet. Edemez. O yüzden de gidelim. Ay hadi gidelim. Gidelim tabii canım. Ay. Bu gelinin de iyilikseverliği tuttu. Meydanı boş buldu ya. Aklı sıra beni gıcık edecek. Ben yatakta da olsam işimi yaparım. Yemeğimi ayarlarım. Ailemi doyururum. Alo. Ha Kadriye. Ne haber kız? Ya şu senin yanında bir fırın var ya. Onun telefon numarasını versene bana. Şimdi ben bir şey yapsam bu kadın beğenmez. Hele böyle bir durumda hiç beğenmez. Dışarıdan aldım desem inanmaz. Ancak dışarıdan aldığımı gözleriyle görürse inanır. Lahmacun, babam lahmacunu sever. Alo? Ha ben lahmacun siparişi verecektim. 20 tane. Yalnız şimdi istemiyorum. Akşam 8 gibi yollayın. Adresi veriyorum. Cumhuriyet Apartmanı, daire 1. 20 tane olacak, evet evladım. Garnitür de bu olsun. Saat 8'de de burada olsun. Hadi güle güle evlat. Sevgili Hasıla. Ne var sevgili Sıddık? Ya sen beni ciddiye almıyorsun ama benim içimde kuru fasulye acı çıkmasına ramak kaldı ha. Ya sabret biraz ya. Acıcınık kuru fasulye kaldı bitecek. Ya ne diyeceğim ya? Bu akşam şöyle bir hovardalık yapsak da değişik bir şey yesek ne dersin? Sopa. Derim ama değişik bir şey olmaz herhalde. Ya gerçekten ne zamandır canım böyle lahmacun çekiyor. Burnum da tütüyor. Paran olacak. Alacaksın 5'er dene. Oha. 3'er dene. Çüş. Bir dene. Ya Sıddık. Para biriktiriyoruz diyorum ya. Parayı öyle çarçur edemeyiz. Sen ya lahmacun muhabbetini değiştir. Ya da sopa ye. Karar senin yani. İyi sustum. Cahit, yemek yapamadım diye üzülme. Ben o işi hallettim sultanım. Nasıl hallettin? Kebapçıya 20 tane lahmacun söyledim. Ah, ben de 20 tane lahmacun söyledim. Ne? Ay Allah. Aman, nasıl yiyeceğiz hayat? Ver bakalım öyle. Al bakalım, üstü senin. Hadi güle güle. Güle güle, selam söyle ustana. İyi akşamlar. Neriman Turuncu'nun evi mi? Hı hı. 20 lahmacun siparişiniz var. Seninkiler de geldi Neriman. Al bakalım. Üstü seni. Teşekkür. Hadi güle güle. Baba dur. Yani Nalan telefon diye bir şey var. İnsan bir alo der. Ya o telefon denen şey sende de var Metin Bey. Ne oluyor mesela? Lahana var. Annem yemek yapamaz diye 20 tane lahmacun almıştım. Kapıdan Nalan'la karşılaştık. O da 20 tane lahmacun almış. Ne? Ne oluyor be? Ben de 20 tane lahmacun aldım. Ben de 20 tane aldım. Yani Çetin, 40 defa bir şey için telefon edersin, bugün aramayacağım tuttum. Ben de senin için aynı şeyi söylüyorum Ece Hanım. Sakın bunların lahmacun olduğunu söylemeyin. Maalesef öyle. Ben 20 tane yeter demiştim. Ece Hanım kendileri de öyle düşünmüşler. Yani şimdi 40 tane lahmacun yemek zorundasınız. Ne 40'ı, ne 40'ı? 20. 120. Hadi canım. Benden bir tane lahmacunu bile esirgedin ya. Yazıklar olsun Asıl'a. Yazıklar olsun. Sıdık, para biriktiriyoruz dedik ya. Tamam canım. Artık senden hiçbir şey istemeyeceğim zaten. Senden isteyeceğime el açıp Allah'tan istesem şıp diye gelirdi yani. Yok ya. Allah'ın da işi yok. Senin zırvalarını dinleyecek. Hadi iste. Ne isteyeceksen iste. İyi. Ey yüce Rabbim. Gökten 2-3 tane lahmacun gönder de şu Hasıl'a kulun utansın ya. Utansın. Ah. Sıddık, burada 20 tane lahmacun var. Soğumadan afiyetle yiyin. Aman.
Vallahi da amanın ya. Sıddık, bu lahmacunları da al, biz yiyemeyiz. Belki siz yersiniz. 5 tane yeterdi ya. Oh. İyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz kapıcı çifte? Lahmacun yiyorsa hanımım. Sıdıkçım, öyle bağırma. Yiyen var, yiyemeyen var. Fakir fukara, garip kuraba var değil mi? Haklısın karıcığım. Oğlan, sabah sabah tavlayı rüyanızda mı gördünüz ya? Ne yapacaktık? Gazete filan okuyun da bilginiz, görgünüz artsın da. Ne biliyorsun? İyi. Abi bana bir 10 saniye izin ver. Al, al sana haber. 70 yaşının üzerindeki tecavüzcü yakalandı. Al bir tane daha. Tecavüz. Al sana bir haber daha. Kocasını sevgilisiyle bastı, 25 yerinden bıçakladı. Yetmedi, parçalara bölüp dolaba sakladı. Yavrum ey, dur. 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 Hah. Al. Doğalgaza %70 zam geldi. Yetmedi, dur, yetmedi. Çanakkale'den obez, Van'dan zayıf çıkıyor. Ne söyleyeyim, sabah sabah ruhumuzu kuruttun ya. Ellerini çekip benden yarım bugün gider oldu. Ellerini çekip benden yarın bugün gider oldu. Hem sever hem sevilirdim. Bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Nasıl sene ya? Ciğerimizi kuruttun. Sabah sabah bir sen eksiktin, sen de geldin tam oldu ya. Ciğer dedin de bir Arnavut ciğeri olsa şöyle bol soğanla. Dur be abicim, ciğerden daha önemli şeyler var. Müzik ruhun gıdasıdır Tursuncuğum. Eğer insanlar güne müzikle başlarlarsa bütün gün işleri rast gider. Güzel, o zaman bu teorisinin yanlış olduğunu bu güzel arkadaşımıza göstermenin zamanı geldi. Güne dayakla başlarsan tadından yenmez. Şişt, ya dur be, manyak mısınız desiniz ya, Allah Allah ya. Kaçtı. Gel canım şöyle otur. Ay ay Cahit. Gel. Ben geçeyim şöyle. Otur bakayım canım, gel. Tamam. Hala aynı mı anne? Yok, dünkü kadar acımıyor ama yine de her tarafım ağrıyor. Ekmeğine yağ süreyim mi? Çay koysun. Günaydın anne, baba. Günaydın. Sana da günaydın, tembel dolmuş şoförüm. Geç kalıyoruz oğlum ya. Dur be oğlum, anneme kahvaltı ettiriyoruz. Tamam tamam, ben ilgilenirim annenizle. Hadi siz gidin. Ama böyle olmaz ki baba ya. Diyorum ki annem eski haline dönünceye kadar bir yardımcı kadın tutsak. Evet, bence de iyi bir fikir bu. İstemem. Kadın madın istemem. Kimseye ihtiyacım yok benim. Ece ilgilenirdi diyeceğim ama sonuçlarını önceden bilebileceğiniz şeyleri yapmaktansa daha gerçekçi olmak gerek. Ah. Tamam Neriman. Karar vermiştir. Kadın tutuyoruz. Ben Hasan'la konuşurum baba. O birini bulur. Hı. Çıkarım Çetin. Oğlum istemem diyorum. Anlamıyor musun? Şekeri ver, rahat. Siz hiç merak etmeyin Metin Bey. Ben hemen bulurum helal süt emmiş birini. Emdiği süt önemli değil. Yeter ki temiz biri olsun. Yalnız Hasıl'a, kadıncağıza annemi biraz anlat. Gerekirse iki katı para veririz, biraz dayansın anneme. Tabii, merak etmeyin Çetin Bey, merak etmeyin. Sen de amma kötüledin anneme ha. Sanki sen farklı düşünüyorsun. Ben anneme laf ettirmem arkadaş. O benim de annem be. Annen seni biçim konuşuyor. Haslacığım. Ne var Sıdıkçığım? Ya keşke benim de bir kardeşim olsaydı da şu Çetin Bey'le Metin Bey gibi olaydık, ne güzel olurdu ya. Ya ablalarım, vallahi siz karıştırıyorsunuz ha.
Burası donmuş durağı dur da. Böyle kaba saba heriflerin şoförlerin olması lazım burada. Sizin gibi narin ve güzel bayanların burada yeri yok. Ama ben Metin'i başka yerde bulamam ki. Ben de artistim. Ya size hep söylüyorum da, ha o köşede güzel bir pastane var. Gidin orada oturun da, sizinkiler gelince soylanıp gelirler yanınıza. Ay bir kere pastane kilo yapıyor. Ayrıca burası çok otantik bir yer. Dandik mi? Ay otantik ya, otantik. Dur ben sana açıklayayım ne demek olduğunu. Yok yok yok, yok. Sen açıklama. Tamam, siz sessizce oturun, ben razıyım. Ama konuşmadan. Yengeler, siz onu boş verin. Ben size fokların acıklı hayatını anlatayım mı? Ay, sen de fok 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 taktın foklara yani. Deli misin, nesin ya? Tankurt. Aslında ben Tankurt'un hayvan katliamına olan duyarlılığını takdirle karşılıyorum. Ama seçtiği hayvan biraz garip. Fok mu? Fok. Peki kelebeklerden bahsetsek? Olmaz. Kelebekler çok az yaşıyorlar. E biz onları kurtarana kadar onlar ölürler. Evet. Ay ben buldum. Biz uşağı kurtaralım. Öldüm ben zaten. Ne yapıyorsun sen? Temizlik hanımım. Buna temizlik mi diyorsun? Temizleyeceğine kirlet misin? Olur mu hanımım bak. Fırıl fırıl oldu her taraf. Maşallah. Dilde papuç kadar. Hem o elindeki bezden temizlik yapılmaz. Git banyodan doğru dürüst bez al. Ne bekliyorsun? Kaçıyor musun? Anlamıştım ben böyle olacağını zaten. Suratında memnuniyet yok ki temizlik yapabilesin. Siz git de dürüst hanımım. Git ama. Elindeki işini bitir öyle git. Git oraya. Ay, öyle silinmez, böyle 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 böyle. Dalga dalga ettin her tarafı. Şöyle şöyle. Soluma, soluma. Ne oldu bacım? Bana bak Hasıla. Para pulu senin olsun. Ben bu cadı karıyla bir dakika daha durmam. Ne yapıyorsun sen? Eti doğruyorum hanımım. Ben sana kuşbaşı yap dedim. Öküzbaşı değil. Ama ben de küçük küçük doğruyorum hanımım. Neresi küçük bunun? Doğru dürüst doğra. Bana bak, kıyma haline getirdin sen onu. Ama küçük küçük doğruyorum hanımım. Ya sen küçük küçüğün anlamını bilmiyorsun ya da hiç dayak yemedin. Onu bırak. Kabakları. O kadar büyük değil be. Biraz küçült. Hay Allah. Ben de sizin ne istediğinizi bir türlü anlamıyorum hanımım. Benim tek istediğim aileme yemek yapmak. Ama bu da senden mümkün olmayacak. Ben de her gün yemek yapıyorum hanımım. Hiç belli olmuyor ana. Hiç belli olmuyor. O kadar küçük olmaz. Biraz büyük doğru. Senin elinin ayarı yok be. Çok küçük oldu. Biraz büyük. Büyük. Tamam Aslı, tamam. Sen dert etme. Elinden geleni yaptın. Biz biliyorduk zaten böyle olacağını. Değil 3-4 tane, 50 tane kadın gelse yine anlaşamaz annemle. Tamam, hadi sağ olsun. Ne oldu Çetin? Efendim, anneme yardımcı olması için bir kadın bakıyorduk da... tahmin edebileceğiniz gibi hiçbiri bir saatten fazla dayanamamış. Ayol, dinsiz de hakkından imansız gelir lafını duymadın mı hiç? Duyduk da ne alakası var? Şimdi bak Çetin'ciğim, iş dünyasında bir kural vardır. Adamına göre iş değil, işe göre adam bulma kuralı. Ben kafam o kadar karma karışık ki ne dediğinizi yine anlayamadım. Sen şimdi yardımcı kadın bulma işini bana bırak. Sen evine git, ben de yardımcı kadını bulup size göndereyim. Sağ ol. Ay be. Sorulur derler, sular durulur derler,
güzel sorulur derler. Yar gönlünde ara, arayan bulur derler. Yar gönlünde ara, arayan bulur derler. Alo! Kes artık kafayı tünemeyi. Abi ne yapıyorsun ya? Yani senin bu yaptığın oluyor mu şimdi? Abi bak, ben bir televizyon kanalının açtığı türkü yarışmasına başvurdum. Yarın seçmeler var. Bırak da şurada iki provamızı yapalım ya. Arabam var. Atla git dağa taşa git, orada yap provanı. İnsanlara bu özeti yapmaya utanmıyor musun? Ama Tankırcığım biz dinliyoruz. Dinleyiz de. İntihara karar verdiyseniz bunun daha başka yolları var. Şşş, tamam sus da dinleyelim. Hop ninnoşum, ninnoşum, ben sana vurulmuşum. Çık çık. Eller almış yarini, ben yarsızım bir hoşum. Çık çık. Hop ninnoşum, ninnoşum, ben sana vurulmuşum. Çık çık. Eller almış yarini, ben yarsızım bir hoşum. Yok yok, ben anladım. Bunlar toplu halde kafayı bir yere çarpmışlar. Dur dur dur, dinle. Bu çocukta ışık var. Al canım. Kulağınıza sağlık. Ya ya. Hey gidi hey. Sen bu işkenceye bizim Haybe'ye katlandığımızı mı sanıyorsun Tankurt? Her türkü için 10'ar kağıt almak üzere anlaştık. Yalnız beyler bir tane daha söyleyeceğim ha. Bir dakika bir dakika. İkincisine katlanılmaz. 10 kağıt bile versen bu eziyet bir daha çekilmez vallahi. Tankurt. Senin suratın niye sirke satıyor? Ne oluyor? Ya sorma. Hayat son derece anlamsız gelmeye başladı bana birden. Ne oldu? Foklar anlam katmay mı? Ya ters geliyor abi. Tamam, fokları öldürüyoruz. Ama tavukları da öldürüyoruz. Ta Alaska'daki fokları düşünüyoruz, tavukları düşünmüyoruz abi. Eyvah! Abi, sen böyle tavukları, koyunları düşünmeye başlarsan bu işin sonu vejetaryenliğe gider. İyi de o da çözüm değil ki. İspanak'ın da canı var. Ya mesela kelebekleri koruyayım diyorum. Ya düşünsene, bazı kelebekler sadece bir gün yaşıyorlarmış baba. Yani bir günlük hayat, her tarafı hayat olsa ne olur, olmasa ne olur. Bak şimdi ama Tankurt'cum, boş hayat çekilmez. Ne demişler? Tarhana bulgur, langur longur. Nereye kadar? Ne yapacaksın? Hayatına renk katacaksın, renk katacaksın. Haklısın. Ben de özüme dönmeye karar verdim. Şimdi eve gideceğim, o herifin akrabalarıyla kozlarımızı paylaşacağız. Eğer sabah gelmezsem, benim için hastanelere bakarsınız. Dur ya, daha yeni alışmışydı kusura. Sakin kendini intihar etmeyesin. Dur dur, gitmeden ben sana son kez bir türkü söyleyeyim. Aman aman aman, tamam kalsın kalsın. Hadi ben gittim. Gidiyorum dostlarım, tutmayın beni. Uyudu mu? Yok, yattı ama kitap okuyor. Ya bu aralar epey kitap okuyor. Çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Belki sayesinde. Belki çok kitap okuyor ya. Bizim kız da ondan geri kalmamak için durmadan kitap okuyor. Bu arada bütün yardımcı kadınlar kaçmış ha? Evet ama Hayrünisa Hanım yeni birini gönderecekti. Hadi fazla yerleşmeden biz de gidelim bakalım neler oluyor. Vallahi başka bir kadının perişan edilmesini seyretmeye hiç meraklı değilim. Hem işim var, sen git. Emin misin? Git. Ben bir bakayım. Sen de istediğin zaman gel. Ay Çetin git. Haslacığım. Ne var Sıdıkçığım? Ya bu çekirdek çitleme işi beni baydı ha. Seni de baymadı mı? Baysa ne olacak ki? Ya diyorum ki hayatımıza bir değişiklik getirelim. Ne gibi bir değişiklik? Mesela şöyle. O ne be? Ya biz hep ne çekirdeği çitliyoruz? Ay çekirdeği. Heh işte bu çok farklı bir şey. Bu kabak çekirdeği. Artık kabak çekirdeği çitleyeceğiz ve hayatımız renklenecek. Kızım değişiklik anlayışını yiyeyim Sıddık. Alayım. Ay, merhaba kabucu çifti. Ne yapıyorsun?
Sıddığa göre hayatımızı değiştiriyor sanırım. Sürdürdüğünüz şeyin adına hayat mı diyorsunuz? Ama her şeyin neyini değiştireceksiniz değil mi Urşit? Haklısın karıcığım. Bizim hayata neden hayat denmez ki? Bütün gün oturup yaptığınız tek şey çekirdek çitlemek. Buna hayat denir mi? Değil mi Urşit? Haklısın karıcığım. Ama sanki siz bizden çok farklı bir şey yapıyorsunuz. Siz de oturup duruyorsunuz, sürekli 1,5 Adana yiyorsunuz yani. Bir. Ne bir? Adana bir. Karıcığım bana 1,5 porsiyon Adana'yı yasakladı da. Böylece fakir fukara, garip kurabaya birazcık daha yaklaşmış olmuşsunuzdur Hurşit Beyciğim. Bana bak Hurşit, sen niye bu cahil Cüheyla kapıcı çiftliğiyle samimi olup sohbet ediyorsun ha? Akşama sana o yediğin bir Adana da yok. Haklı değilsin karıcığım, açlıktan öleceğim ya. Karıcığım bari yarım porsiyon olsun. Hadi yiyin. Nasıl olmuş? Harika olmuş Nurefşen Hanım. Müthiş olmuş Nurefşen Hanım. Muhteşem olmuş Nurefşen Hanım. İyi olmuş Nurefşen Hanım. Ben gidip mutfağa diğer yemeği getireyim. Siz de tabağınızdakileri bitirin. Ben tabağında yemek bırakanlara gıcık olurum. Anne, bu yemekleri bu kadın mı yaptı gerçekten? Evet. Hayret. Sen nasıl izin verdin ki böyle bir şeye Neriman? Ay ne biçim doğuruyorsun öyle? Sana ne? Sana ne? Ben böyle doğuruyorum. Ben öyle doğramam da. He. Ben böyle doğuruyorum. Bak işime karışılmasından da hiç hoşlanmam. Anladın mı? Tabii tabii canım. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş şekli vardır. Ama eti biraz büyük doğradın. He, kendime göre doğruyorum. Aynı cüssem gibi. Bak, hoşuna gitmedi mi? Bak canım, benim kafamın tasına attırma. Anladın mı? Çık! Mutfaktan çık! Kış! Hadi! Hayret bir şey ya. Bir insan gibi çalıştırılmıyor. Aa! Cır 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 cır. Hiç sevmem öyle şey. Hiç, hiç. Hiç sevmem. Vallahi Hayri Nisa Hanım dinsizin hakkından imansız gelir diye boşa dememiş. Hele şu kolum iyileşsin, ben onun hakkından geleceğim o Hayri Nisa Hanım. Sen. Ne gidiyorsunuz be? Ne o, tabaktakiler hala bitmemiş. Limonu fazla mı geldi canım? Diyorum dostlarım tutmayın beni. Buralarda duracak sebep kalmadı. Kelebekler, tavuklar bitirdi beni. Bir baba, iki baba, babacığım. Ayıp be! Gösterin bana, beni döveyim. Haydi! Bu gene aslına döndü. Ne oldu be? Ya şu dövdüğüm adamın akrabaları var ya. Meğersem adam ciğeri 5 para etmezin tekiymiş. Onlar da beni görüp teşekkür etmek için arıyorlarmış ya. Hayda. Bak ne oldu biliyor musun? Şimdi adamlar beni çevirdiler. Nasıl böyle elime koluma yapışıyorlar. Abi Allah senin eline koluna zeval vermesin. Ne ettin ne dövdün dediler ya. Ve sana gene başa döndü. Hakikaten ha. Varsa dövecek bir adam gösterin bana ya. Nedir o öyle çiçektir böcektir konuşmaktan sıkılmıştım valla. Dur dur dur. Ben en iyisi seni döveyim. İnsanlara bu kadar eziyet çektirin mi türküdür? Gel abi müzik ruhun gıdasıdır. Ya durun ya. Ya durun ya. Durun ya. Durun ya. Durun ya. Gelin. Hayırdır anne? Yardım et de şu elimin sargısını açalım. Ama anne. Aması maması yok. Hadi yardım et gel. Ya anne ya. Kendi başımıza iş yapıyoruz gene. Bir an önce iyileşmem lazım. Kendi işimi kendim yapmalıyım. Bu kadın bizi mahvetti.
Sana söylüyorum, acele ediyoruz. Bak, biraz böyle çalıştırırsam düzelecek. Anne, hı? Sen iyileşmişsin. Ömür boyu sürecek değil ya, iyileştim tabii. Otur. Sucuk vereceğim. Zorlamasaydın be anne. Otur yerine be. Oo, sultanım ayakta ha. Otur Cahit. Dur bakalım, ben öyle konuşma, sana fenadır ha. Ne diyorsun sen be? Bana öyle diyorum, dayı dayı numaraları yapma, sonra fena olur diyorum. Yaparsam ne olur ya, ha? Hemen göstereyim. Alo? Nur Efşan Hanım. Gülme be. Hiç olmazsa sömbelik olarak. Sembülük olarak. Sembülük olarak. Sembülük olarak. Söylemesi daha zor yani. Sembülük. Sembülük. Elbet ilgilenirim canım. Ama anneni biliyorsun. Ben ağzımda kuş tutsam yine beğenmez. Ya kuş katliamı yapsan onu bile kabul etmez biliyor musun? Dur ya, devam edeceğim. Şunu söylüyorum. Bu durumu bahane ederek yemişlerini bana bırak. Yiye kıpsiçlerini. Belki de hiç söyleyemeyeceğim ama ömür boyu burada yaşayacağız. Felsefe yapmayı bırak da ne söyleyeceksen söyle. Şunu söylüyorum. Bu durumu bırakarak bahane... Dedim ben size çocuklarını ziyaret edecek gelip. Felsefe yapmayı bırak da ne söyleyeceksen söyle. Şunu söylüyorum. Bu durumu... Bu durumu... Baba biz burada konuşup durmayalım. İstirahat edemiyor kadıncağız. Haklısın kızım ya. Biz bunun başında böyle konuşursak bu kız... Tabii gidiyorduk. Uyudu mu? Yattı ama kitap okuyor. Ya bu aralar epey kitap okuyor. Çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Berke sayesinde. Berke çok kitap okuyor ya. Kitabı. Kitap okuyor. Berke sayesinde. Berke çok kitap okuyor ya. Gittikçe içimden. Eski volkanik dağ gibi. Berke sayesinde. Berke çok kitap okuyor ya. Bizim kız da ondan geri kalmamak için durmadan kitap okuyor. Bu arada bütün yardımcı kadınlar kaçmış ha? Kaçmış ama Hayrünisa Hanım yeni birini bulmuş. Neredeyse gelir, biz de hemen oturmayalım, yerleşmeden kalkıp gidelim orada. Sonu hiç gelmeyecek. Buyur. Kelebekler, tavuklar bitir. Özür dilerim.